Ya burs için gerekli evraklar var da onları istiyor. Yani bu kadar ihtiyacı olan varken de burslu okumanı hiç doğru bulmuyorum. Ya kaç defa konuştuk bu konuyu Pelo? Ben istemiyorum, onlar bana veriyorlar. Ayrıca benim babamın kaç tane çocuk okuttuğunu biliyor musun? Hem Özgür de burslu değil miydi? Ya tamam, tamam. Hadi alışverişe gidelim, havamız yerine gelsin. Hem oradan okula Ozan'la Melin yanına da uğrarız. Yok, sen takıl Pelin'cim. Ben istemiyorum. Ya sen bana kızdın mı yoksa? Yok ya, ne kızacağım? Sadece alışveriş havamda değilim o kadar. Ya ama... Uf ya, gidip hemen şu burs belgesini bulmam lazım. Nereye koydum ki acaba? Aa, test kitabının arasına koymuştum, doğru ya. Kitapların arasından çıkmış. Ha, Banu ablanın dershane şeysi mi? Anlamadım ama bunlar işimize yaramaz artık bizim. Boşu boşuna koşturmuşlar seni. Bana bak, ben başka bir şey soracağım sana. Kitaplar nerede? Yozgat'a gitti. Tüh, demek yola çıktılar. Yapacak bir şey yok artık. Sana zahmet. Giderken şu poşeti de çöpe atıver, olur mu? Olur. Hah. Ay Tosunum. Halana da selam söyle, mi? Tamam. Neydi benim adım? Sabiha. Aferin. Hadi koş. Ya anne, kiraz teyzelere gittim, evde kimse yok. Benim o kitapları geri almam lazım. Kızım, yapacak bir şey yok. Yozgat'a gitmiş onlar. Kime vereceksen... Ay ay. Fikirsiz anam böyle böyle yapmış dersin. Kusura bakmasınlar artık. Ya anne, nereden biliyorsun? Belki de gitmemişlerdir. Kiraz yeğenini gönderdi. Sordum ben ona. Yeğeni mi gönderdi? Hmm. Ay anne, hiç kafan çalışmıyor ya. Geri isteseydin ya kitapları. Kızım, kitaplar çoktan gitmiş. Arasından da notlarının falan olduğu bir kağıt parçası çıkmış. İşte lazımsa diye onu göndermişler. Belge mi? Gönderdiler mi? Nerede o belge? Çöpe attım. Annen, çöpe mi attın? İnanmıyorum ya. Allah'ım ya. Allah'ım, çöpe ya. İşine yaramaz ki yavrum. Sen ne yapacaksın onları? Allah'ım ya. Anne, bunda hiçbir şey yok ki. Attırdım ben çöpleri. Ne yaptırdın, ne yaptırdın? Çöp konteynerinde mi yani o belgeler? Ay, bağırıp durma bana. Senin derdin kitapların değil mi? Söyleriz, geri gönderirler işte. Ay, anlamadım sana ne oluyor kızım ya. Yavrum, sen üniversiteli olmadın mı? Ya anne, lazım işte, lazım. Ağaç! Ya. Poşetlerimiz hangi renk? Mavi. O zaman mavilere bakacağım. İğrenç ya, bu ne ya? İğrenç! Nerede bu ya? Nerede? Banu'nun sesi mi o?
Anlamadım ki. Ağlaya ağlaya geldi. Vurdu kapıyı, girdi odasına. Dur anne, ben konuşurum onunla. Banu, bak ne olursa olsun yanındayım, tamam mı? Bana anlatabilirsin. Banu yapma böyle. Hadi bir yüzüme bak. Hadi bir tane bir yüzüme. Hadi anlat ablana. Hadi. Bak beni de anlatacaksın şimdi. Abla, ben bu yükü artık taşıyamayacağım. Tamam. Her şeyi anlatacağım sana. Ama her şeyi. Tamam. Tamam, geçti. Geçti, geçti bir tanem. Geçti. Banu. Gece babam fena bağırdı Banu'ya. Ondan böyle oldu. Yo, babam kızmadı dedi ama. Yani kitapları verdin diye mi bu kadar kötü oldu bu kız? Ay, anlamadım, bilmiyorum dedim ya Suna. Ya anacığım kızma. Ben de senin gibi ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kesin nazar değdi. Doktor çıkacak ya, mahallelinin dilindeyiz. Anne sen merak etme, banyodan çıksın ben konuşacağım onunla. Ay kurban olayım Sunağım. Güzel güzel konuş. Babama söylemem de. Derdi neyse öğren. Tamam anne. Merak etme, üzme kendini. Bu kadar yalan da yaşanmıyor. Kaç cephede savaşabilir ki insan? Hayır, vazgeçmeyeceğim. Onca sıkıntı. Onca yalan. Boşuna değil. Hiçbir şey boşa gitmeyecek. Thank you.
misin? Daha iyiyim. Bunu iç. Melek gibi uyursun. Teşekkür ederim ablacığım. Anlatacaksın değil mi? Anlatacağım. Bazen doğruyu söylemek değil, anlatmak zordur ama. Ben o gece okulda değildim abla. Evet. Lüks bir restoranda yemekteydim. Kiminle? Şey... Sen... Yoksa sen... Aşık mı oldun? Onunla yemekteydin değil mi? Ya Banu'cum niye söylemiyorsun? Korktum. Yani sen ya da annem izin vermeyeceksiniz diye. Ya aşktan güzel bir şey mi var bu dünyada? Hem sen nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ama kardeşimin yaşamasını çok isterim. Abla. Hı. Ben senin gibi değilim. Aman olmadı zaten. Güzel. Şimdi gelelim önemli konuya. Kim bakalım bu şanslı? Bizim okuldan zengin bir ailenin tek oğlu. Ve inanılmaz güzel bir arabası var. Kızım arabayı bırak. Huyu suyu nasıl? İyi. Abla. Hı. Ama anneme söylemeyeceksin. Söz mü? Söz. Ama bir şartla. Aa, oldu mu şimdi? Ambiyansımız kardeşlik, sevgi, aşk. Ne yani? Ya beni o çocukla tanıştıracaksın. Hiç merak etmeyin hanımlar. Ben doktor olduğum zaman bu işleri hizmetçileriniz yapacak. Size de ayağınızı uzatıp oturmak düşecek. Hizmetçiler eksik kalsın. Sen bana doktor ol yeter. Aman kızım, sakın aklına karıştıracak şeyler yapma. Sadece derslerinle ilgilen, olur mu? Olur anneciğim, olur. Ablacığım, hadi gel biz de çamaşır toplayalım. Ne zaman tanışıyoruz şanslıyla? Ya abla ya, daha çok başındayız. Hemen öyle olmaz ki. Zaten çok utanıyorum. Ay düşünsene, sen, ben, o bir masada. Ya, mayamı dolaşır kesin benim. Kendimi bir garip hissediyorum zaten. Şap. Banu kızım, bu telefondan dün gece herde ses geldi, durdu. Aa, anne telefonum sende ne işi var ya? Ben rahat uyu diye. Aa, beni de aramışım. Şey var, neyse hanımlar. Ben kaçıyorum. Benim yerime kendine şöyle güzel bir doğum günü hediyesi al. Yok anne yok, gerek yok. Almış kadar oldun, hiç gerek yok. Al dedim, kızarım bak. Hem zaten unuttuk. Layıkıyla kutlayamadık doğum gününü. Fazla bir şey değil zaten, al hadi. Ben ne alacağımı biliyorum. Ne bakayım, merak ettim. Ayakkabı. Ay benim cefakar kızım. Ay. Ya hadi git.
çıkmamız gerekti. Çok konuşamadık. Öyle ufak olaylar Melih'in dalgasını bozmaz. Hele o Mert'in bizi güzüncelerimizi yapmayı çekmez. Melih iyilesin de biz de onun için bazı güzellikler düşünüyoruz. Ya öyle deme. Kavga filan etmeyin bak sakın. Sen biliyor musun? Sana bir şey olsa ben dayanamazdım. Güzel Mert'ten mi korkacağız? Kim bu lan? Hem siz Mert'in değil de Deniz'in gözünü korkutmaya bakın. Hep o gazlıyor çocuğu. Neyse güzelim. Hepsinin icabına bakacağız. Hepsinin zamanı var. Şimdi keyif zamanı. Hem ben seni çok özledim. Demek özledin öyle mi? O zaman diyorum ki hadi uçur beni. Yine arabayla birazcık turlayalım mı? Sen nasıl istersen. Her şey bana uyar. Allah Allah. Biri Banu dedi gibi sanki. Kızım sen kafayı mı yedin böyle sesler falan? Banu! Suna. Suna mı? Suna senin hizmetçi değil mi? Evet. Gayet normal gözüküyor. Hoş da kız. Ya ne demezsin. Ya, merhaba ben Suna. Ya başka bir şey istesem olacakmış. Çok istiyordum sizinle tanışmayı. Ya öyle mi? Ben de Ozan. Memnun oldum. Ya Ozan seni 2 dakika bekleteceğim ben. Kusura bakma. Suna 2 dakika gelir misin? Kız boş çocukmuş Banu. Boş çocuk ama Banu. Sağ ol. Benim kardeşim aşık olmuş. Abla ben sana ne dedim? Ne dedin? Ya utanıyorum olmaz demedim mi? Ya ne olursun git abla. Ya bunda utanacak ne var Banu? Ya bir yerlerde oturur konuşuruz beraber. Hem tanışmış oluruz. Ya tanıştınız işte abla. Banu sen böyle utanmazdın. Ne oluyor sana? Ya abla bu seferki ciddi. Ya hem daha ben yeni tanıyorum. Biraz daha tanıyayım bundan sonra. Canım ben seni utandırmam. Ya hem bak ciddi diyorsun. Ben de tanışsam fena mı yani? Ya abla daha ilk günden şimdi çocuk böyle ablasıyla tanıştırdı diyecek. Ayıp olacak ya. Tamam Banu bari bir hoşça kal diyeyim çocuğa. Yok yok gerek yok ben söylerim. Peki Banu peki. Ozan Bey. Sizin kaçık gitti mi? Ay çok şükür gitti. Vallahi bana hiç deli gibi gelmedi. Onun aklı gidip geliyor ya onun için öyle gelmiştir sana. Aman bu hizmetçiler böyle zevzek oluyorlar. Çok yüz vermemek lazım. Yalnız niye benimle tanışmak istiyor onu anlamadım ben. Seninle telefonda konuşuyorum duyuyor. Allah Allah sanki yani. Yani evdeki halimi heyecanımı da görüyor tabii. Üstüne vazife olmayan işleri burnunu sokmak gibi bir özelliği de vardır. Bir de çatlak olunca insan tam oluyor. Demek evde benden bahsediyorsun. Arayınca da heyecanlanıyorsun. Kaç tane sevgilim var benim? Benden usandı. Resmen benden usandı. Çocuktan falan değil. Benden ablasından usanıyor kardeşim. Sadece fakirlikten gecekondudan değil. Ablasından benden utandı, benden.